kimlik vermesi oradan bile gelebiliyormuş. Sanatçıların da ilham kaynağı olarak kullandığı bir renkmiş mavi. Gelelim asil bir burç olan mora. Mor yaratıcılığın rengi diyorlar. Gerçekten birçok ressamın mor odalarda resim yaptıklarını okumuştum daha önceden. Bununla ilgili yazılar da var. Zekanın rengi diyorlar. Asaletin, konsantrasyonun ve çok aşırı koyu mora kaçan renkler ise ajitasyonun rengi diyorlar. Özellikle Fransa'da kraliyet ailelerinde ilk kraliçe seçildiği gün mutlaka mor giyermiş asaletin ve gücün rengi olarak. Ayrıca ihtişamın ve ruhsal dünyanın da ön planda olduğu için de çok seçilen bir renk. Vücudumuzda neyi temsil ediyor? Aslında hormonları temsil ediyor ve hormonların dengeli çalışmasını sağlıyor mor. Onun için şifa veren bir renk olarak seçiliyor ve uyku problemi olan insanların yatak odasında mor renkle ilgili tablolar asmalarının uyku problemini çözeceğiyle ilgili de güzel anekdotlar var. Yalnız intihara meyilli olan insanların da tam tersi yaşadıkları alanlarda koyu mor renklerden kaçılmasıyla ilgili çok güzel yazılarda okumuştum. Gelelim bir diğer rengimize. Anne ile bebek ilişkisinin en güzel kurulduğu aslında pembe renk. Anne sevgisinin rengi, üretkenliğin rengi, lezzetli yemeklerin rengi olarak da anılan pembe renk. Ben burada biraz kadına yönelik bir slide koymak istedim. Meme kanserini için de biz böyle pembe kurdeleler takıyoruz zaman zaman. Onun için benim için gerçekten pembe anne sevgisini ve anne yakınlığını veren bir renk olarak benim aklımda hep kalıyor. Canlılık veren bir renk gerçekten. Ve pembe genelde anne sütünü de artıran bir renk olarak söyleniyor. Tahsilat işlemlerinde özellikle birinden para isteyecekseniz üzerinizde lütfen pembe bir flor ya da pembe bir kravatla paranızı rahatlıkla isteyebilirsiniz. Karşıdaki hemen hayır diyemiyor size. Onun için pembeyi genelde tahsilatlarda çok kullanıyorlar. Vücudumuzda neyi temsil ediyor? Böbrek, sinir ve sara rahatsızlıklarından nöbetlerini azalttığı söyleniyor. Uyuşturucu ve alkolle ilgili hastalıklarda ve hastanelerde pembe rengi özellikle çok kullanıyorlarmış. Şeker pembesini sevgiye açlık gibi özellikle bipolar hastalıklarda pembe rengi kullanıyorsa biraz sevgiye açlık oluşturduğu davranışıyla oradan anekdot toplayabiliyorlarmış. Hostesler özellikle o kadar yükseklerde sakinlik verdiği için hostesler pembeyi çok kullanıyorlarmış. Mutlaka kıyafetlerinin bir tarafında pembe olmasına özen gösteriyorlarmış ki sakinlik verebilirler. Kahverengiyi aslında çok sevmeyiz. Karanlık bir burçtur. Ama kahverengi kahveden de geliyor. Kahve içtiğimizde bir uyanırız, bir ayılırız, hemen güne güzel başlarız. Hareketlilik sağlayan bir burç. Ama birisinden para isteyeceksiniz lütfen üzerinizde kahverengi taşımayın. Çünkü kahverengi çok çabuk hayır bugün param yok ya da hayır bugün borcunu veremem dedirtebilen bir renk. Olumlama yaptırmıyor. Ama aslında sakinliğin ve biraz da güçlü insan profilinin de rengi olarak söyleniyor. Bir araştırmada şöyle bulunmuş. İnsanlar en çok babanıza hediye aldığınızda ne rengi seçersiniz dediğinde kahverengi rengi seçerlermiş. Muhtemelen o güçlü adam vurgusunun arkasında ya da güçlülüğün arkasındaki şeyden dolayı kahve seçiyorlarmış genelde. Kahveyle ilgili kahve de işte ajitasyona da neden olduğu için hareketliliğe neden olduğu için de daha çok böyle sinirlilik yaptığı için
ajitasyon durumlarında kahverenginin çok kullanılmaması gerektiğini ama bir ahşabın verdiği rahatlıktan dolayı da kahveyi böyle pembe gibi, açık mor gibi renklerle change ederek kullanıldığında çok daha olumlu etkilerinin olduğuyla ilgili bilgiler var. Gelelim griye. Gri her şeyi örten bir renk. Yağmurlu olduğunda diyoruz ki bugün hava çok gri deyip aslında moralimizi biraz düşürüyoruz. Maskeleme rengi, diplomat rengi kendisi, yani devlet dairelerinde çok kullanılan bir renk. Enerji düşüklüğü sağlıyor ama gri de gene change edilecek bir renk. Yani morlarla, işte pembelerle, yeşillerle change edildiğinde ev dekorasyonlarında çok tercih edilen bir renk. Gri renk. Gri renkle ilgili vücudumuzda bir organa temsiliyle ilgili bir şey okumadım ama gri rengin olduğu günlerde mutlaka renkli giyinildiğini, o gri rengi örtecek şekilde vücudumuzda geriye tam ters bir etki yaratacak renklerle örtüştüğümüzle ilgili bilgiler var. Yağmurlu bir günde mutlaka üzerinize kırmızı bir eşarp olarak çıktığınızda o gri rengin tamamen maskelenip farklı bir enerjiye dönüşeceğiyle ilgili şeyler okudum. Ve gri rengi mutlaka başka güzel canlı renklerle kullanalım diyorum ben. Gelelim işte asıl iki ana güçlü renge. Biri siyah, biri de beyaz. Siyah renk asalet ve gücün rengi. Ama siyah renk sabır ve sadakatin de rengi aslında, dayanıklılığın rengi. Apple siyah rengi kullanırken güçten, o siyahın verdiği asaletten ben tekim, ben güçlüyüm ve ben başlangıcım diyerek ortaya çıkmış aslında. Başlangıçlık hissi veriyor. Siyah giyen iş adamları ben başarılıyım ve güçlüyüm imajı veriyorlarmış ve o yüzden genelde siyah takım elbise seçilmesinin nedeni ben bu işi biliyorum ve ben bu işi yaparım imajını vermek için seçilen bir renkmiş. Azimli ve kararların rengi, kararlı insanların rengiymiş siyah. Ama siyah aslında bir renk olarak da kabul edilmiyor. Siyah biraz gölgelendiği için, ışığın üzerine örttüğü için aslında tamamen bambaşka, biraz karamsarlık rengi ama tam da tersi asil bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Ben de siyahı çok sevenler arasındayım. Beyaz ise saf ve temizlik rengi. Negatif etkiyi azaltan bir renk. Kar yağdığı zaman bize verdiği o yumuşaklık hissini beyazdan alıyoruz gerçekten. Masumiyetin rengi ve negatifliği bastırdığı için doktorların önlük rengi, hemşirelerin forma rengi beyaz. O negatifliği bastırarak masumiyeti ortaya çıkarıyor. İlaç kutularının rengi beyaz ve o ben senin içindeki o hastalığı temizleyeceğimin rengi aslında. Korkularımızdan arınmamızı sağlıyor. Huzuru temsil ediyor beyaz bizim için. Ama Çin'de matemin rengi siyah. Bizde siyah renk matem iken Çin'de beyaz renk matemin rengi. Ve Çin'de ölülerin arkasından herhalde saflık ve temizlik vererek onları uğurluyorlar. Bunu okuduğumda çok şaşırmıştım gerçekten. Çin'de matemin rengi beyaz olarak anılıyor. Sonuç olarak renklerin pozitif ve negatif yönlerini bilmemiz hayatımızı gerçekten kolaylaştırıyor. Ve renkleri mutlu olarak kullanalım diyorum ben. Ve ilk baştaki soruma geri dönmek istiyorum. Doğuştan kör olan birine kırmızı rengi nasıl anlatırsınız diye. Bunun iki türlü anlatım şeklini gerçekten birkaç tane yerden araştırarak buldum. Bir bilişsel yaklaşım, bir de algısal yaklaşımla anlatabiliriz diyorlar. Dünyanın en ünlü derma optik algılayıcısı renkler hakkında şunları söylemişler. Kırmızının yakıcı, beyazın soğuk, morun kaygan, mavinin de sert olduğunu söylüyorlar. Renksiz taşların üzerine kırmızı, sarı, beyaz, mor ve mavi renkleri boyayarak güneşte yarım saat beklettikten sonra
görmeyen insanlara onları tek tek dokundurtarak bu sonuca varmışlar. Kırmızıyı çok sıcak bulmuş görmeyen kişi, sarıyı daha yapışkan, beyazı tamamen hiç sıcak değil ve soğuk olarak, moru da daha kaygan olarak yorumlamış. Tamamen onların yorumları, bilişsel bir yaklaşım. Algısal yaklaşımda ise herhalde onlara güneşin batışının renginin kırmızı olduğunu anlatmak gerekir. Heyecanlandığında yanaklarındaki aldığı o sıcaklığın hissinin kırmızı olduğunu anlatmak gerekir. Sevdanın renginin, kalbin çarpmasının kırmızı olduğunu anlatmak herhalde onlara kırmızı rengi anlatabilmemizin en algısal yöntemidir diye düşünüyorum. Peki bu kadar şeyi anlattıktan sonra sizin renginiz ne demek istiyorum? Bunu bulmak için de böyle çok küçük böyle hatırlatmalar koydum. Zaman yolculuğuna çıkınız ve çocukluğunuza geri dönünüz lütfen. Peki sizin renginiz pes pembe bir pamuk helvası mı? Sarı, mavi, kırmızı balonlar mı? Gökkuşağı rengindeki bir sakız mı? Lütfen temiz duygularınızı ve iç rahatlığınızı, renklerin rahatlatıcı etkisini hissedip renginizi bulduysanız benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Öncesinde kırmızı diyecektim ama sanırım benimki pembe. Çok severim pamuk helvasını. Pembeyi de çok severim ayrıca ama sanırım benimki pembe. Ne kadar güzel. Sevgi dolu birisiniz o zaman. Çok belli. Yani pembe rengi seçmeniz anne sevgisinin, şefkatinin olduğu bir renk ve bunu hissediyor olmanız ne kadar güzel. Teşekkürler. Bu arada Teşekkür çok ederim. Başka rengini bulan var mı? mikrofonlarını açıp söyleyebilirler ya da mesaj kutusuna yazabilirler. Benim pembe. Mor yazanlar da var. Özgürcüm. Özgürcüm merhaba. Merhabalar. Emek sağlık. Çok güzeldi, çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ederim. Sen de çok iyi görünüyorsun. Ben kendimi mavi bir yıldız olarak tanımlayabilirim. Harikasın. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Emeğine sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sarı diyenler var. Özgürüm, chatten yazan arkadaşlar var. İsterseniz Evet, onlara cevap mavi verebilirsiniz. ve yeşil diyenler var. Mavi ve turuncu fazla kullanmam günlük hayatta ama çok severim diyenler var. Yeşil. Ben de bu renklerle ilgili bir sunum olunca ne giysem diye o kadar çok stres yaşadım ki şimdiye kadar yüzlerce sunum yaptım. Hiçbirinde neyi giysem diye kararsızlık yaşamadım. Beyaz giydim olmadı. Yok mor mu giysem acaba? İşte sarı mı giysem? En sonunda rengarenk giydim çıktı. Gerçekten çok zorlandım. Yani 15 dakika karar veremedim. Gerçekten çok renkli kişiliklerimiz var. Her rengi Evet. var gerçekten. Çok güzel. Turuncu diyen var, mavi diyen var, yeşil diyen var. Özgür, bir şey sorabilir miyim bu arada? Tabii ki buyurun. Renk danışmanlığı diye de bir kavram var. Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misin? Yani renk danışmanlığını insanlar genelde hangi konularda alıyorlar? Hani bilgin varsa.
Yani bir kere pazarlama sektöründekiler kesin alıyor diye biliyorum. Bunun kursları da var. Belirli bir saatlik ücretli kursları da var. Yani özellikle restoran açanlar, işletme sahibiler, yani insanla uğraşan aslında bütün sektörler bununla ilgilenmesi gerekiyor. Ama bunun bilincinde olan işte moda sektörü gibi, yiyecek sektörü gibi sektörler özellikle ilgileniyorlar ve bununla ilgili de sertifika alıyorlar diye biliyorum. Hı hı. Evet. Peki alışveriş ve renk... Tabii ki ben sonra sorayım. Buyurun. Peki sence bizim daha fazla person diyalizine hasta alabilmemiz için ülkelerimizi hangi renk kombinleriyle renklendirmemiz uygun olur? Önemli ki yani bir muayenehaneye gittiğiniz zaman ya da bir herhangi bir yere gittiğiniz zaman gerçekten renkler oraya bakışımızı, o kişiye bakışımızı. Çünkü biz ilk gördüğümüz kişileri, renkleri ön yargıyla yaklaşıyoruz. Belki ülkelerimizde işe yarayabilir diye düşünüyoruz. Yani daha böyle sakinlik verici renkler seçmek gerektiğini düşünüyorum. Ben beyaz çok kullanılabilir, mavi çok kullanılabilir, senin de rengin olan. Yeşil kullanılabilir. Hani böyle daha güven verici, daha sakinlik sağlayıcı, daha böyle saflık ve temizliği temsil eden renkleri bence kullanabiliriz. Bence siz bunları zaten çok güzel de kullanabiliyorsunuz. Kullandığınızı düşünüyorum. Ayrıca solüsyonların renkleri de güzel bence. Mavi, turuncu, yeşil, mor renkler. Bence zaten buradaki renk seçimleri bile önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok güzeldi, iyi akşamlar. Sunumunuz çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Aydın Hanım. Buyurun. Herkesi bir böyle renklendirmiş oldunuz bu güzel sunumunuzla. Yasemin Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Aydın. Hakikaten böyle renklerle ilgili değil mi? Mesela ilk başlangıçta sordunuz işte hiç doğuştan görmeyen birine kırmızı anlatmak. Sunum boyunca düşündüm ne kadar zor. Hiç görmemiş bir insana değil mi? Aynen. Siz sunumun sonunda çok güzel anlattınız. Dikkatinizi çekebildiysem ne güzel Aydın Hanım. Anlatırken şeyi düşündüm. Şey boyunca düşündüm. Acaba dedim hakikaten doğuştan görmeyen birisine nasıl anlatabilirim? Yine sunum esasında şeyi düşündüm. O zaman mor çatının da bir anlamı var değil mi? Güven kesinlikle. Burada veren bir renk dediniz biraz önce siz. Evet. Kesinlikle mor çatının da bir anlamı var. Yani orada da herhalde bir güven vermek amaç, o mesajı vermek. Kesinlikle, evet kesinlikle. Saklamak aslında, biraz daha sınırlamak mor renk, hani biraz daha böyle sarıp sarmalamak anlamına da geldiği için muhtemelen o yüzden o isim verilmiş olabilir. Tam tabii bilmiyorum yani nedenini ama hani renkler... Bir mesaj var, muhakkak ki bir mesaj var orada. Evet. Anlamı muhakkak ki var. Demek ki mutfaklarımızda da kırmızı ve sarıyı kullanmayacağız iştahımız açılmasın. Aynen öyle, aynen öyle. Sizin renginiz ne Ayten Hanım, bulabildiniz mi? Mavi. Mavi, harika. Evet, ben de maviciyim. Bir tane katılımcımız yeşili tekrar edebilir misiniz demiş, yeşili rengi. Yeşil tabii. Rengini, tekrar edebilirim. İfade ettiğini. Yeşil güvenin rengi, dengenin rengi. Dinginliğin rengi aslında. Yoganın rengi bence. Ameliyathanelerde yeşil kullanılıyor mesela. Ameliyat olacak olan kişilere ve hasta yakınlarına sakinliği temsil etsin diye. Gözü hiç yormayan bir renk diye bahsetmiştim. O yüzden göz hastalıklarında kullanılıyor. Zehirlenmelerde çok kullanılıyor. Kendilerine değer veren insanların sevdiği renk yeşil renk. İyi akşamlar Özgür Hanım. İyi akşamlar, ben, merhaba. Ben Yeliz Hile Eğitim Hastanesi'nden. Çok güzel bir sunumdu, çok eğlenceliydi. Aparatif gibi bir sunum oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Benim rengim de mavi. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Hani sarı genelde böyle hastalık, yorgunluk gibi hep aklımda kalmıştı ama burada eğlencenin, iştah açıcının rengini duyunca şaşırdım işin açıkçası. Değişik geldi. Farklı bir sunumdu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yemek Ayrıca yemeyen çocuğunuz varsa sarı tabak alın. evet var. Çok da sevmiyor yemek yemeyi ama evet düşünüyorum. Teşekkür ediyorum sunum için. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Peki alışveriş ve renk arasındaki ilişkiyle ilgili birkaç bir şey söylemek ister misin? Alışveriş çok seven bir insanım. Renkleri de çok seviyorum. Yani şöyle bir şey, moda sektörü öyle bir şey ki her sene bomba bir renk çıkarıyorlar ve o rengin frekanslarıyla oynayarak, koyulu ve açık frekanslarıyla oynayarak mutlaka yanına o sene kahverengi moda olsa bile yanına pembe bir moru koyarak öyle bir kreasyonluyorlar ki almadan duramıyorsunuz. Net yani. Onun için renkleri çok güzel oynuyorlar. Moda sektörü çok güzel kullanıyor yani. Teşekkür ederim Özgür ve Yasemin Hocam. Çok güzel bir sunumdu. Çok keyif aldım bu daha dinlemekten. Ama ben hala bir rengim bulamadım. Bütün renkleri çok seviyorum çünkü. Bugün de dedik ne giysek hangi renk. Aynı Yasin Hocam baktım baktım. İlk defa aylar sonra küpe taktım. Kırmızı giydim. Çok güzel geldi bana bu akşamki sunum. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun. Yasin Hocam ve Özgür. Biz teşekkür Keyif alalım. ederiz. Çok Sağ olun. keyifli. Demek Sağ ki olun. uzun süre neye hani ne giyeyim diye karar veremedikten sonra insanlar kırmızı giyiyormuş. Herhalde. Sevgililer haftası olması etkendir herhalde. Olabilir. Yine evet. Bir Şimdi de şey sormak istiyorum. Bizler bir eğitim almıştık da kişilik analiziyle de renkleri yani kişilik analizini de yapıyorlardı renklere göre. İşte ben mesela o zaman en sarı çıkmıştım. Ben halbuki kendimi koyu mavi zannediyordum. Halbuki sarıymışım hani. Bununla ilgili bir bilgin var mı Özgürcüğüm? Böyle bir analizin olduğunu biliyorum ama tabii içerik olarak çok bilmiyorum Sevgiler Hanım, ama şimdi siz benim rengim sarıymış derken ben size sarıyı çok uygun gördüm gerçekten. Renginiz sarı hakikaten. Ama Hiç hani ben kendimi mavi zannediyordum. O zaman da kendimi bulmuştum sarı oldum yani. falan O eğitim de çok etkindi. değil. Evet. Siz Ben bir daha ne söylerken bile sarı yapacağımı deyince çok yakıştı yani size gerçekten. öyleymiş mi? Bir sorumuz var. Mehtap Sungur soruyor. Sunum yapılacağı gün hangi renk daha uygun olur? Ne dersiniz? Ya Öneriniz? tabii böyle bir sunum yapılacaksanız benim gibi lila renklerini tercih edebilirsiniz ama bir iş sunumuysa yani iş hayatında yapılacak bir sunumsa tabii daha böyle lacivert, daha mavi tonlarında hem karşıyı sakinleştirici hem de kendinizi de aslında sakinleştirici. Biraz da böyle daha ben bu işi biliyorum mu söylemek gerekiyor. Daha siyah hani ben güçlüyüm, ben buradayım, asilim ve ne anlatacağımı biliyorum. Hani daha lacivert gibi, siyah gibi. Belki onları böyle küçük güzel renklerle bir yaka iğnesi gibi ya flor gibi bir şeyler görebiliriz ama ana rengimiz sanırım lacivert, siyah gibi daha otoriter renkler olmalı diye düşünüyorum kendi kanımca. Teşekkürler. Banu demiş ki mağaza girişlerinde yaptıkları düzenlemeler insanları alışverişe sevk eden kriterler diye. Herhalde burada da o renkleri kullanıyorlardır. Kesinlikle kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Yine Kişinin Yeliz'in bir sorusu rengini var. bile kullanıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Kumar oynanan yerlerde özellikle beyaz ışık kullanılıyor. Spot ışıkları çok kullanılıyor ki uykunuz gelmesin diye. O bile çok etkili. Yani hiç uykunuz gelmiyor gerçekten. Evet. Yeliz bir soru sormuş. Hemşirelerde forma rengi ne olabilir? Öneriniz nedir demiş.
Hemşirelerde forma rengi şu an hepsi rengarenk giyiliyor aslında ama yani bir beyazı anlatırken söylemiştim. Negatifliği örtmek için ve masumiyeti karşıya verebilmek için beyaz rengini seçiyorlarmış doktorlar. Yani doktorlarına yazmışlar ama bence hemşireler de bunu giyebilir. Giyiyorsunuz da zaten. Pembe rengi çok seçen var ve pembe rengin de o şefkat, güven veren duygusundan dolayı hani bana güvenebilirsin. Özellikle pediatri hemşirelerin çok kullandığı bir renk diye düşünüyorum. Beyaz ve pembe bence güzeldir. Ama şu an kliniklerde her renkten formaları görebiliyoruz. Belki sınırlamakta fayda var. Her renkten var gerçekten. Mehtap Sungur demiş ki moru tekrar edebilir misiniz? Tabii. Mor ataletin rengi diyorlar. Şöyle özellikle şunu söylemiştim bir daha söylemek için diyorum. Fransa'da kraliyet ailelerinin yemeklerinde ve özellikle kraliçe ilk yemekte mor rengi seçermiş. Asaletin gücü olduğu için. Ama morun da skalaları, frekansları çok önemli. Yani lila açık mordan koyu mora doğru gider. Hı-hı. Koyu mora doğru gidişte asabiyet ve anksiyete artıyor. Özellikle intihara meyilli olan insanların koyu mora doğru olan renkleri seçmemesi gerekiyor. Ama tam tersi uykusuzluğa iyi geliyor. Açık mor renklerinde tablolarla da uyku probleminizi çözebilirsiniz demiştim. Evet. Yine Mehtap'ın bir sorusu var. Diyor ki karşı cins ile buluşmada hangi renk kullanılmalı? Bence karşı cins tanımak gerekiyor. Onun kişilik özellikleri de çok önemli. Onun rengini bilmek gerekiyor. Ama bence siz hangi renginizi seçtiyseniz o renkle giderseniz daha güçlü, daha güzel ve daha hatta daha seksi bile durursunuz diye düşünüyorum. Kendi renginizi bulun. Şey ama yani insanın sevdiği renk ile kendi tenine yakışan, kendini daha hani böyle enerjik ve ne diyeyim pozitif gösteren renkler farklı olabilir, değil mi? Yani sevilen renk ile yakışan renk farklı olabilir bence. Yani ten renginize göre evet yakışan renk farklı olabilir ama hangi rengin içerisinde iyi hissettiğiniz de çok alakalı bence. Yani bir rengin içerisinde iyi hissediyorsanız bence o zaten sizin renginizdir diye düşünüyorum. Hı-hı. Bir şekilde kombinliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hı-hı. Yani pembe seviyoruz ya da mavi seviyoruz diye her gün aynı renkleri giymiyoruz. Hani evet. Yakıştığını düşündüklerimizi giyiyoruz. Aynen. Enerji göre değişiyor. Sorular bitti mesaj box'ta. Hani ekstra soru varsa alabiliriz. 45 dakikayı da bulduk. Evet, birkaç soru daha geldi. Turuncu rengin etkisi nedir diye Fatma Bektaş sormuş. Tabii anlatayım. Turuncu renk dışa dönük kişilerin rengi aslında. Manevi zenginliği temsil ediyor. Biraz sosyalleşmeyi temsil eden bir renk. Ama turuncunun da kırmızıya doğru kaçan taraflarından biraz kaçınmak gerekiyor. Öfkeyi ve biraz böyle asabiyeti artırdığı söyleniyor. Onun için daha böyle portakal rengi turuncuların insana iyi geldiğini söyleniyor. Turuncu renk de yine sarı gibi yemek odalarında kullanılıyor mutfaklarda. Metabolizmayı artıran bir renk olarak biliniyor. Evet. Yine Mehtap'tan bir soru var. Epilepsi hastaları ile pembe renk arasındaki ilişkiyi tekrarlayabilir misiniz? Son olarak diyor. Pembe rengin epilepsi nöbetlerini azalttığıyla ilgili çalışmalar varmış. Belki bu çalışmalara bakabilir. Tamam. Gamze'nin bir sorusu var. Mavi rengin aynı zamanda içe dönüklüğün rengi olduğunu duymuştum. Doğru mudur diyor.
Yani mavi sakinliği temsil ediyor ama koyu mavi, yani laciverte kaçan mavinin öyle bir etkisi olduğunu okumuştum, ben de okumuştum. Sanırım başkaca bir soru daha gelmiş. Sarının psikiyatri hastalarını olumsuz etkilediğini biliyorum, doğru mudur? Diye bir soru gelmiş Fatma'dan. Şöyle, onunla da ilgili bir şey okumuştum. Sarı renk insanı sinirlendirmeyen bir renkmiş. Ama belli bir süre. Yani sarı renk bir odada bir insanı koyduğunuzda ne yaparsanız yapın 1 saat 2 saat sinirlenmiyormuş. Ama sürekli odada tuttuğunuz zaman dediği gibi anksiyete nöbetleri geçirebiliyormuş. Sinir krizleri geçirebiliyormuş. Doz önemli yani. Aynen. Nasıl güneşte çok uzun süre kalamıyorsak, bir süre sonra gölgeye kaçma isteğimiz oluyorsa muhtemelen onun etkisidir diye düşünüyorum. Evet, sanırım sorular bitti. Kapatabiliriz diye düşünüyorum. Sizin son sözleriniz var mıdır? Ben şimdiye kadar 74-80 gibi bir katılımcı oranını gördüm ama sadece bu Zoom'dan katılanların oranı sanırım. Aynı zamanda hani derneğin Facebook sayfasından da canlı yayınlandığını biliyorum. Oradan da katılanlar olduğunu düşünürsek oldukça fazla bir sayıda meslektaşımıza ve konuklarımıza ulaştık. O yüzden derneğin fikrine sağlık. Gerçekten çok güzel. Arada bir nefes almak, böyle sosyal konularla buluşmak gerekiyor. Geçen hafta birdi, bu da iki oldu. Devamını da bekliyoruz. O yüzden Ayten'e, Sevginar'a, sizin nezdinizde yönetim kurulu üyelerinize çok teşekkür ediyorum. Özgür'e de çok teşekkür ediyorum. Benim de çok yararlandığım bir konuydu. Yani 3-4 gün öncesinde hiç böyle bir oluşumun içinde değilken son 2-3 günde girivermek hoşuma gitti. O yüzden son sözü Özgür, söyleyeceğin son sözler varsa alalım. Onun dışında katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Herkesin rengini bulması temennisiyle herkese çok teşekkür ediyorum ben de. Bana burada böyle bir imkan tanındığı için de ayrıca teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben de Dernek Yönetim Kurulumuzun adına değerli vaktinizi ayırdınız Yasemin Hocam. Rica ederim. Destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Özgür Hanım'a da bu güzel sunumu için yine çok teşekkür etmek istiyorum. Üyelerimiz, meslektaşlarımız keyifli bir bu akşam saatinde 1 saat geçirebildilerse amacımıza ulaştık demektir. Herkese değerli vaktini ayırıp katıldığı için de ayrıca meslektaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yine hep birlikte olmak ümidiyle diyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar Özgür Hanım, diliyorum. İyi ekran akşamlar. paylaşımını yapabilirseniz bir toplu fotoğraf alsak aslında. Herkes Tamam. kamerasını açabilirse. O zaman bana orada müsaade et artık ya. Tamam. Kamerası Teşekkür tamam. ederim. Açtıysa tamam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, ağzınıza sağlık. İyi akşamlar.
Ceren'cim teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. Pardon, şeyler kapalı mı? Bütün ekranlar kapalı mı? Yok, değil henüz.